Selamun aleyküm. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, söküme devam ediyoruz. Bunlar da süt kenesi. Analarını nerede yakalarlarsa yakalasınlar, hemen saldırıyorlar. Süt kenesi gibi yapışıyorlar valla. Şimdi ne yapıyorum ben bugün? Çok yerin tellerini söktüm. Şimdi de başka bir yerin sökümünü yapacağım ama burayı da sökerken bir daha üzgün olacağım. Ama yapacak bir şey yok. Yağmur falan da yağsa bile onları koyacak yerimiz var. Onlar için. Köpüşlerimin yerini sökeceğim şimdi. Hani buraya yapmıştım ya. Bakın. Evet. Kıbrıslarımın yeri. Nedeni sökeceğim şimdi. Burayı sökeceğim. Yani burada baya bir tahta var. Bıraksak bir bela. Bırakmasak iki bela. Şimdi biz buradan gittikten sonra burayı da belki fazla tutan kişi olmaz. Mecbur gelen söker götürür yani. Şimdi işin geçen olmak lazım. Yani buranın yolu ha iyi olsaydı zaten Samoş buradan çıkmazdı. Buna eminim. Çünkü önemli olan bize yol. Yol iyi olmazsan hiçbir kıymeti yok. Yaşamanın etmenin. Çünkü çok çile çektik burada Samoş'la beraber. Yani inanın ki kışın bile seri suyun içinde kalıyorduk yani buradan yukarı inip çıkarken. O derecede yoruluyorduk yani. Allah'ım onun gönlüne göre versin. Demek ki buraya kadarmış. Olsun inşallah bundan sonra yol açık olur. Kardeşimin de. Ben de işte bunları şimdi toparlayacağım. Edeceğim. Ondan sonra bunları tabii ben bu tahtaları ben alacağım. O hatta hiç almıyordu tahtaları. Bırakıyordu. Dedim ya dedim kıralım odun yap. Yok dedi abi dedim ben uğraşamam falan dedi o zaman. Eşyaları koyacak yer aradı. Bahtı şey yapamadı dedim. O zaman dedim şöyle yapalım gülüm dedim. Makineleri falan dedim ben dedim alayım götüreyim. Hem dedim otoparkım var. Gerekiyorsa dedim evimin dedim, bir odasını dedim körlerim. Oraya bırakırım dedim makinelerini dedim. Tahtaları o zaman dedim sökeyim götüreyim o zaman madem ben dedim. O da tamam abi dedi daha iyi dedi falan dedi. Gerekirse ben bunları şeye götüreceğim, memlekete götüreceğim. Evet. Şimdi burada yavruları oldular. Yeni gözüküyor burada. İyi yavrum sese bak sese. Maşallah. Lord. Ayıp oluyor ama ha. Oğlum senin evlatların lan bunlar. Mina'ya bak. Mia hemen onu kovalamıyor işte bakın. Bakın. Bakın 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 bakın. Bakın. Mia kıskanıyor şu anda. Lord'dan. Buradan diyor çıkın diyor. Burası bizim alanımız diyor. Bak. Ha, o da yavrucuk da o kafadı diye ahline. Şuna bakın. 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 Bak. Büyümüş de küçülmüş vallahi ya. Bak gidiyorlar nerede? Ay yavrum benim. Evet. Lork'un sesi kesildi. Oğlum. Onlar senin yavrun ya lan. Niye böyle şey yapıyorsun? Ayıp olmuyor mu? Aa, aşk olsun Lork ya. Gel yanıma. Oğlum yanıma gel. Evet ben bunu salmayayım. Yavrular geliyor bu tarafa. Onu da alacağım buradan şimdi. Evet Lork şimdi onu kokluyor. O da baba olduğunu öğrendi şimdi. Bakın. Evet.
Ay yavrum benim. Onu buradan kovmak için uğraşıyorum Mia. Ama o da kafa tutuyor ona. Bakın, 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 bakın. Bakın. Ay Allah'ım ya. Ya bunların içinde yaşamak huzur ya. Vallahi var ya. Evet. Sökmeye başlıyorum. Ya Allah ya bismillah diyorum. Yapan usta da güzel yapmış. Sağlam yapmış yani. Mia yine takılıyor ona. Mia. Kızım yapma öyle, dokunma ona. O daha bebek. Gerçi sen de bebeksin de. Gerçekten bayağı bir masraf ettik buraya. Evet. Ben sürtmeye devam ediyorum. Evet, ablalarım. Nasıl? Yıkabilmiş mi? Görüyorsunuz değil mi? İş benim işim. Yapmak, yıkmak. Yoruldum ama ha vallahi. Şaka maka derken gerçekten yoruldum yani. Daha var, yıkayacağım yer bir yer daha var. Şuraya bir toparlayayım. Ondan sonra oraya girişeceğim. Bir de su içeyim de geleyim. Gerçekten ben burayı bu halinden gördüğüm zaman bir tuhaf oluyorum. Gerçek diyorum.
şu yolumuz olsaydı da böyle olmasaydık. Yani böyle uğraşmasaydık demek istiyorum. Yani verdiğimiz emeklerimiz var. Yani ettiğimiz masraflar. Yani nasıl diyeyim ya? Gerçekten Çamoş'un da bir merağı vardı. Merağını da aldı yani aslında. Allah helal olsun ona. Hem bunun sayesinde ben de merağımı aldım. Onca canlılar gördüm. Canlıların içinde yaşadık. Gerçekten. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum canı gönülden. Onun da yolu açık olsun. Pırıl pırıl olsun. Allah bahtını açık etsin. Yolu da açık olsun kardeşimin. Anasını ikisi nasıl yapıyor bakın. Ay yavrularım benim. Şimdilik şu ayağımın altını bir temizleyeyim. Ondan sonra işleri temizleyeceğim. Yorulduk da be. Vallahi. Kolay iş yok. Mümkünatı yok. Çünkü ayak altına koymamam lazım. Yarın demişim. Bunları buradan kesmem lazım. Ayağımın altı temiz olursa daha iyi olur. Çünkü hareket etme alanım daha iyi olur. Hem boruk alaktan çalışmam. Çünkü niye? Açığı basacak, açığı olacak derken tereddütlü çalışacaksın o zaman. Olmuyor. Ayağımızın altı ne kadar temiz olursa o kadar rahat ederiz. Rahat hareket ederiz. Siz korkmayın ha. Evet ablalarım. Ayağımın altını temizledim. Şimdi bu kanat tahtaları tek tek sökeceğim. Onların da bellerini tek tek telle bağlayacağım. Çivilerini söktükten sonra. İşte biz çalışmaya devam ediyoruz valla. Evet buralar hepsi bölmeydi. Telden. Evet bakın. Buranın tellerini komple böyle söktüm. Bakın. Buradan böyle aşağıdan gidiyordu bu şekilde böyle. Tellerini hepsini söktüm bakın. Evet tel toplarımız burada. Hepsini topladım böyle. Ah yavrular. Tamam. Beni ısırmayın. Burada can güvenliğimiz yok şu anda. Evet. 4 tane var. Can güvenliğim yok şu anda. Çocuk yine geçiyorum. Evet. Hepsi gelmeye başladı. Aman dikkat edin. Tamam daha geçmeyeceğim buradan. Daha geçmeyeceğim. Tamam. Evet. Tavuklarımız yine. Elma ağacında. Görüyorsunuz. İşte bu alanın tellerini komple söktüm. Evet. Bu canlarımızı size göstereyim. Belki ya görürüz da ya göremeyiz. Bir müşterisi gelirse hepsi bir toplan da gidebilir. Evet.
Üzülüyorum ya. Evet, gazlarımız. Bu pimaşları da sökeceğim zaten. Pimaş diye bir şey almayacağız. Buralar tertemiz olması lazım. En çok üzüldüm. Kuluçka'da da tavuğumuz var. İnşallah satılana kadar o da çıkarır yavrularını da. Yavrularıyla beraber gider. En çok üzüldüm o konuda. Gelin yavrum buraya gelin. Gelin bakayım buraya gel. Gelin bakayım buraya gel. Gel yavrum gel. Gel. Gel yavrum gel. Gel gel. Gel. Gel yavrum gel. Evet değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Verdiğiniz emeklerden dolayı size canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu elleriniz, parmaklarınız, gözleriniz dert görmesin. Allah sizin gönlünüze göre versin. Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten videolarım izleniyor. Şükürler olsun. Buna da şükürler olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Desteklerinizi devam ettirmeye, parmak basmaya devam. Hoşça kalın.